objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de cumartesi günü oynanan Samsun Spor Bandırma Spor maçının sonucunu Furkan'la beraber özel olarak değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Cumartesi akşamı TFF 1. Lig'de çok kritik bir maç oynandı ve Bandırma Spor Samsun Spor'u deplasmanda 1-0 yenerek Karadağlı golcüsü Milutin Osmay için golüyle, anne, tebrik ediyorum seni de, İlk iki yarışında ben de varım dedi. Ben Kerim Avcı'dan bekliyordum ama Kerim sonradan oyuna girdi. Hı hı. Ama Osman hiç ondan daha geç girmesine rağmen skora katkı yapmayı bildi. Bandırma Spor önemli bir galibiyet aldı. Çünkü Ümraniye Spor'un berabere Ankara Gücü'nde yenildiği haftada Bandırma Spor resmen 8 puanlık bir hafta yaşadı kar anlamında. Kesinlikle. Maçın sonucuna geçeceğiz ama bir hatırlatmaları yapalım. Ardından aynen, hemen maçın sonucunu değerlendirelim. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca golvar.com'un Telegram grubu da aktif. Oraya dahil olup oradaki birçok editör ve yorumcunun canlı maç tahmin ve analizlerini takip etmek için golvar.com'un kanalımızda bulunan videoların altında Telegram grubunun linkine tıklayarak oraya ulaşabilirsiniz. Maçın sonucuna geçelim. Hı hı. Bandırma Spor çok değerli bir 3 puan aldı. Samsun Spor ise önümüzdeki hafta oynayacağı çok zorlu bir Manisa FK maç öncesinde deplasmanda oynayacağı aynen büyük hata yaptı. Neler söyleyeceksin 1-0'lık sonuç için? Bandırma Spor çok önemli bir 3 puan aldı. Öncelikle Bandırma Spor'u tebrik ediyorum. Ben bu maçta yanıldım biliyorsun. Ben Samsun Spor tarafındaydım. Samsun Spor'un Erzurum Spor'u mağlup ettiği maçtan sonra yakaladığı hava, şehrin bütünleşmesi, yapılan açıklamalar, bunları da göz önüne alınca hani Samsun Spor'un bunu en azından kullanacağını düşündüm ama Samsun Spor'da, yani daha doğrusu Samsun Spor Bandırma Spor maçında yine kalite ortaya çıktı. Şehir sence çok bütünleşti mi? 7500 kişi bence çok az bu maça. 7500 dedi, 8142 falandı. Sonradan öyle mi açıklandı? Aynen, 8000 küsuratı var. Az tabii zaten. Çok az ben. Ama işte ben şu anlamda söyledim. Yani maça gelmeyenler konusunda işte sosyal medyada verilen mesajlar açısından bakarak bunu söylüyorum. Tribün anlamında söylemiyorum. Tribün zaten azdı ama yani şehir en azından maç öncesinde bir sosyal medyada yapılan yorumlar, mesajlar bir birleşme noktasındaydı. Mesela Samsun maçı kazansaydı çok farklı bir havaya gidecekti. Bunu da söylemiştik maç öncesi programında ama çok kritik Samsun maçtı. Spor Erzurum Spor maçının kazanmasından sonraki havayı kullanamadı, devam ettiremedi. Ben bunu devam ettireceğini düşündüğüm için bunu söyledim kazanacağını ama yapamadı bunu. Ve playoff yolunda yine tekrardan puan farkları 5-6 şeklinde artmaya başladı. Bandırma Spor önemli bir 3 puan aldı. Onlar da 2 yolunda şansını arttırarak devam ettirdi. Zaten Samsun Spor'dan sonra da hemen Bandırma Spor'a geçeceğiz. Eşit süre ayırmaya gayret göstereceğiz. Kesinlikle. Burada onu söyleyelim. Şimdi Samsun Spor'un çıktığı ilk 11'e bakalım. Nurullah, Sheldon Betao, Osman Çelik, Ali Ülgen, Hüseyin Öztürk, Berk Taşkın, Hasan Kılıç, Kayan Bağ, Tallo, Yasun Özsekin ve Tomane ile başladılar. Ben sana geçen hafta bir sormuştum. Demiştim Berk mi başlar diye. Sen bunu beklediğini söylemiştin. Ya Berk'i ben 6 numara pozisyonuna uygun olmadığını düşündüğümü söylüyorum. Başka biliyorsun. Oyuncu yok ki. Yani oyuncu var. Kullanman lazım. Kim var? Oyuncuların iş yapamayacağını belki söylüyoruz ama yani ben Berk'le kıyasladığım zamanda da yani asıl oraya uygun hani profilde, yani mevki anlamında bunu söylüyorum. İyi kötü anlamında söylemiyorum. Ya Savicevic olur ya Cihan olur. Onu sana söyleyeyim. Cihan Samsun Spor'un oyuncusu değil bir kere. Ya zaten bence değil. Bak diyorum ki zaten oyuncular bir şey veremeyecek oyuncular ama hani mevki profili anlamında söylüyorum. Kendi mevkisi anlamında. Berk daha çok stoper gibi ya bana göre. Berk zaten ön libero değil. Berk aynen, stoper. Öyle zaten. Karacabey Belediyespor'da stoper. Şimdi sen Berk'i mi oynatırsın, onları mı oynatırsın? Yani mevki olarak bak performans olarak bakma. Mevki olarak bak. Şimdi ben sana sorayım mesela. Hüseyin Öztürk'ü mü sol bekte oynatırsın? Savicevic mi? Ben oraya direkt, ben sana direkt net. Yani mevki anlamında bakıyorum. Ben performans olarak bakmıyorum. Ben hiç mevkilere girmiyorum. Ben olaya direkt şuradan gireceğim. Kim oynatacaksın? Mevki girmen lazım yok, işte. Yok, ben şöyle diyeceğim. Mevki girmen direkt gerekiyor. Ben şunu diyeceğim. Ben Süper Lig'e çıkmak isteyen bir takımsam eğer. Ya onlar ayrı zaten. Bak performans olarak girmiyoruz. Şu an senin elinde belli bir malzemen var. Yok, ben şunu diyeceğim. Malzemen varken sana, sen şimdi sol bekte veya ön libero'da, ön libero veya sol bek oyuncusu mu oynatırsın? Orjin. Yoksa çakmada ama mı oynatırsın? Cihan Kahraman'ı da Menemen maçında oynattı. Cihan rezalet oynadı. Ya bak bir Tolcay Ciğerci'yi de oynadı. Ben direkt sana şunu diyorum. Ben performansa girmiyorum Samsun diyorum sana. Samsun Spor'un hedefi Süper Lig'e oynamaksa
Samsunspor'un hedefi Süper Lig'e çıkarsa, Başkan Yüksel Yıldırım'ın hedefi Hüseyin Öztürk. Ya onlara hiç girme. Bak ben sana çok farklı bir şey sordum ama. Altı Kulaç kardeşler. Ya onlara girersen zaten çıkamazsın. Ensar Arslan, Tolcay Ciğerci. Bu oyuncuların Samsunspor'da boş yere tesislerde takılıp ya yemek onlar, yiyip onlar ayrı zaten. Takımla beraber uçup ben gidip, sana çok farklı bir şey sordum. Yerler. Ya ben sana çok farklı bir şey sordum. Bak ben sana diyorum ben ki ben sana hep aynı şeyi diyorum. Samsunspor'da bana göre 6 tane futbolcu var. Gerisi hikaye. Onlara hiç girmene gerek yok zaten. Osman, Hasan, Yasin. Tamam onlara girme zaten. Tomane. 5 oldu. Onlara geleceğiz Nurula. Zaten. Onlara başka oyuncu tamam, yok. Onlara işte, geleceğiz tamam. Zaten. Onlara sen niye girdin ki? Ben ama sana ben şunu demek bak istiyorum. Ben sana bir dakika. Cihan'ı, şimdi şöyle sana şunu demek istiyorum. Ya ben sana Cihan çok farklı kaç bir şey tane sordum. Maçta oynadı? Adam, bak Bandırma Spor'a sezon başı Mehmet Özcan. Alternatif ön libero diye geldi. Mehmet Özcan iyi oynuyor. Kazandırdığı maçlar bile var. Cihan saçını değiştirdiği kadar futbolunu değiştirmiyor. Hı-hı. Değiştiriyor mu? Ya ben geleceğim Cihan'ın sana. Ben bir gün anlatayım saçı sarı. Bir gün kahverengiye dönüyor. Bir gün şuralara kestirmiş. Şurayı ya, şey etmiş. Geleceğiz imaj zaten. Yapmış. Performanslara geleceğiz zaten. Hani şunu demek istiyorum. Cihan Kahraman saçlarına verdiği önemi futboluna verseydi ben de senin yerine hani senin gibi oynamalı derdim tamam, ama. Tamam bak ben sana başka bir şey sordum. Bir de Osman'ı stopere çekince orada hiç adam kalmıyor. Tamam işte ben geleyim. Sen başka yere çektin olayı. Ben sana başka bir şey sordum. Performansa girmedim ki. Ben sana diyorum ki orijin olarak mevkisindeki hangi oyuncu oynaması lazımdı diyorum. Ben performansa girmiyorum. Samsunspor'un kadrosunda zaten 6 numara yok ki Osman'dan başka. Bir de Diomande vardı. Savicevic var işte 6 numara oynuyor. Ama Savicevic 8 ya. 6 numara oynatıyor. Adam hiçbir zaman skor yapmadı ki. Bak bu takımda 2 tane 6 numarada oynayacak oyuncu var. Savicevic'in neden oynatılmadığını bilmiyor musun? Biliyorum da bak ben yapılması hayır, gerekeni söylüyorum oynatılmıyor. Zaten. Oynatılmıyor. Savicevic topsuz oyunda çok iyi olduğu için adam oynatılmıyor. Kulübede oturuyor. Senin oyuncun zaten. Tamam da şöyle bir şey var. Ben senin geçen sene zaten. Ne dedim? Lig çok zayıftı. İş yapabileceğini düşünüyorum dedim. Taraftarlar ama dün benden özür dilemişler. Savicevic'i ben mi tuttum Samsunspor'da? Sen tuttun ve taraftar yapacaksın? Tuttu. Beğendiler. Ne yapacaksın? Reaksiyon alacaksın. Ne yaptı Eyüp Spor? Çok para. Onunla, Eyüp Spor'un maddi gücü şimdi. İyi. Hatta oradan direkt girelim Eyüp yani. Eyüp Spor'un maddi gücü iyi. Başkan Murat Özkaya'nın. Ne yaptı? Dedi ki ya dedi biz bu kadar para harcadık. Takım mantara bağlıyor. Ne yapalım? Bak Ukrayna'da Rusya'da sıkıntı var. Orada iyi futbolcular var. Gidelim iki tane bağlayalım. Hemen çekip İstanbul'a getirelim. Ne oldu? Gerson Rodriguez dün bir gol bir asist. Til'de bir asist. Olivier Til bir asist. Ki Gerson Rodriguez yorulana kadar bu ligin en iyi sağ beklerinden biri olan Erdem Özgenç'i çok aciz durumlara düşürdü. Aynen Yusuf Atlıoğlu'nu da. Samsunspor hedef maça çıkıyor. Ya kulübede 3 tane yabancı oyuncu oturuyor. Çinari, Savicevic. Hadi Fofana'yı ayrı tutuyorum. Senin bu Çinari değişen de hastayım. Fofana sıkıntısı vardı. Adam hazır değil. O normal. Ona bir şey diyemezsin. Ya ama ya sen Bandırma Spor'un yedek kulübesinde de yabancı oyuncu oturuyor. Osman Hiç var. Ama bir de Akaboyeze var. Alternatif yabancı. Çünkü Kenny birinci forveti takımın. Akaboyeze de gitti geldi. Hazır değil. Mustafa Hoca bir de orada çok hazır oyuncu var. Mulumba var. Landel var. Sen koy bakayım Mulumba ile Landel'i Samsunspor'un orta sahasına. Düşürür zaten. İki tane azman gibi adam. Mulumba patron gibi gördün. Aynen. Daldan budaktan sakınmıyor. Mulumba zaten tam bir şey dinamo. Bu Cece'nin Bandırma Spor versiyonu düşün. Geçen seneki Samsunspor'da. Landel zaten yıllardır Ordu, Gençler Birliği, Giresun kaç tane takımda oynadı ülkemizde herkesin çok iyi bildiği dinamik iki yönlü bir oyuncu. Geçen ne dedik maçtan önce? Kulübe farkı var. Bandırma Spor'un bir yedekten giren oyuncularına bak. Kerim Avcı, Osmaiç, Beykan Şimşek. Aynen. Beykan bir de oyuna bile girmedi. Aynen Beykan yok sonlara doğru girdi diye hatırlıyorum. Yok girmedi. Pardon Guido girmiş. Girmedi. Çok 4 tane girdi çünkü sadece. Doğru çok pardon. Süleyman'ı da mecburen oyuna aldı sağ Mustafa Hoca. Zaten. Niye? Lokman'a büyük geçmiş aynen. Olsun. Sıkıntı yaşadı. Lokman ve Doğancan Davas'a aynen. Büyük geçmiş çok, olsun. Çok geçmiş olsun. Lokman'ı çıkarınca Süleyman Luş'u sağ beke çekip sol ayaklı Süleyman Luş'u Okan Alkan da cezalı olunca Alpay'ı stoperde Alisson'u yanına alıp sol bekte gene kendi yerine Caner'i Caner tuttu zaten. Zaten aynen. Zaten kulübe güçleri de bu maçta göründü. Savicevic'in oynamama nedeni o zaten. Savicevic topsuz oyunda çok iyi olduğu için adam başkan bana onu söylüyordu. Ya başkan topsuz işte bak top yok kenarda kulübede aynen. Orada takılıyor. O şimdi, yüzden. Şimdi dün o? Hatta Facebook'ta bazı sayfalar var. Büyük Birlik, Büyük onlar Samsun Sporlar Birliği. Coştular gece. Şimdi Büyük Samsunlar aynen selamlarımızı yollayalım. Büyük Samsunlar Birliği sayfası. Büyük Samsun Sporlar Birliği. Samsun Sporlar ha. Birliği sayfası dün Savicevic'i paylaşmıştı. Orada Hakan Kurnaz Bey'in yorumu vardı. Tribal Spor'daki arkada çok söylemişti. Ben de ona çok tepki gösterip korumuştum işte. Demişti Savicevic'i. Ondan özür diliyorum demişti. Estağfurullah. Ben de onun altına yorum ben yazdım. Ben de zaten sana o yüzden diyorum. Sen birisi öyle yorum yazdın mesela atıyorum hiç tersi. Elinde sonunda bak senin dediğine geliyor birçok izleyicimiz. Abi belli yanılabiliriz yani de zaten. Görüş belirtiyoruz zaten. Bir laf zaten, vardır.
Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Mal meydanda diye. Savicevic'in durumu ortada. Biz niye Fofana için kötü bir şey demiyoruz, eleştirmiyoruz? Osman Çelik'i niye eleştirmiyoruz? Bu adamlar performans vermeye çalışıyorlar. Evet. Veremeseler bile ellerinden geleni o maç. Ama Savicevic, zaten Savicevic'in o sakat olduğu falan dönem de hikayeydi. Savicevic'in sakat olduğuna inanmıyorduk, söylüyorduk da. Durum ortada. Sen sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyorsun. Orta sahanda Osman'ı stopere çektiğin için adamın kalmıyor. Berk Taşkın'la başlıyorsun. Ben de sana soruyorum. Mesela hoca Osman'ı stopere çekti. 6 numarada oynat Osman'ı. Yunus Emre'yi oynat. Tabii. Ya en hoca basiti, da fantezi yapmaya Samsun başladı. Samsun Spor'un yaptığı en saçma olay şu. Ya takıma 10 numara lazım, gidip oyuncu almıyorlar. Ya Samsun Spor'da 10 numara yok. 6 niye gidip lazım. Almıyor? Hadi Osman'ı 6'da kullanırsan forvet ama lazım. Alternatifi yok. Forvet yok mesela. Evet, Tomane'nin yedeği yok. Tomane yoktur oynadı. Ya gidiyorsun yabancı stoper niye alıyorsun devre arasına? Ne gerek var? Hücuma kullansana adamları ya. Şimdi dedin ya yabancı niye alıyorsun stoper? Şimdi oradan gireceğim konuya. Beta geldiği zaman da Samsun Spor taraftarları benim yorumlarımı biliyorlar. Bir de Balıkesir maçında iyi oynadılar diye seni eleşiyor. Ya Balıkesir maçında Kasap Ahmet'le Manav Mehmet'i götürsen. Ya Balıkesirli oyuncularda bir göbek var böyle ya. Aynen. Zaten adamlar... Bira göbeği gibi göbek olmuş öyle Balıkesirli zaten. Oyuncularda. Adamlar yürüyemiyor. Düz topa vuramıyor. Top inşaata gidiyor. Aynen zaten inşaat idman yapıyorlar. Şimdi Beta geldiği zaman da ben Samsun Spor taraftarlarına Beta'nın özelliklerini, nasıl bir oyuncu olduğunu üstüne basa basa söyledim. Dedim ki Beto arkasına çok top kaçırıyor, ağır. Ve bugünkü maçta, yani hafta sonundaki maçta. Cumartesi günkü, 2 gün önce. Ne oldu? Ortaya önüne çıktı. Doğru pas attılar bir de. Arkasına kaçırdı o topu. Aynen. Ve gol oldu. Ne oldu? Dediğimiz nokta gerçekleşti. Bizler yaptığımız yorumlarda her zaman takımların menfaatleri için yapıyoruz. Biz doğruları söylüyoruz diye bazıları bizi düşman ilan ediyorlar. Tabii, aynen. Yani Yüksel Başkan da maalesef bizi yanlış anlıyor. Düşmanca bana yorum yapıyorlar diyor ama biz düşmancı aynen, değil başkanım öyle. Görüyorsunuz. Savicevic nerede? Malzeme Cinare nerede? Yani. Beta ne hallerde? Veya Pulumay'ın Gıyasi nerede? Tabii. Şimdi mesela Batu Kaplan'ın yaptığı yorum da garip. Ev Spor diyor 45 bin euro verdi. Bizden fazla aldı. Onlar düşünsün diyor. Bence Samsun Spor'un düşünmesi lazım. Niye? Gerson bir gol bir asist. Gerson. Sen hep Gerson aynen. diyorsun ona. Oliver Thiel de bir asist yaptı. Bu adamların ikisinin de iyi olduğunu söyledik. Bak Samsun Spor da bunları alsa muhteşem diyecektim ben. Tabii. Değişmiyor ki. Ve Ev Spor'un ben bu sene yaptığı transferlerin %90'ına yanlış dedim. Hepsinde de haklı çıkıyoruz zaten. O... İki transfer geldikten sonra zaten biz ona iyi dedik ve hani Eyüpspor'la ilgili fikrimiz değişti. Tabii. Yani bu nasıl bir açıklama? İyi futbol iyi oyuncularla oynanır. Aynen sen öyle. Zaten senin bir tabirin var affedersin. Kazma oyuncağa vereceğin parayı işte öyle kaliteli oyuncuya 4 ver. 4 tane kalitesiz, niteliksiz oyuncuya vereceğin parayı 2 tane oyuncuya aynen. ver seni çıkarsın. E tabii sen bu sene Baha verdin. Cinari'ye verdin. Cinari'ye verdin. Berk Taşkın'a verdin. Yok yabancılardan yabancı. Gidelim. Tamam. Melinovic'e verdin. 3. Ondan sonra şeye verdin. Betao'ya verdin. Sezon başında birisine daha verdi. Diomande'nin sakatlanacağı belliydi ona verdi. Diomande daha geçen aynen. sene çaprazını koparmış. Diomande'yi alıyorsun. Aynen. Bak ben şimdiden söylüyorum. Samsun Spor'da seneye Fofana da kalmamalı. Evet. Fofana da. Sakatlıktan dolayı yani performanstan dolayı Fofana değil. Fofana 30 yaşında ama Fofana'nın 30 durmuyor yani. Bak şimdi kimse yanlış anlamasın. Bu Afrikalı oyuncularda bir kemik yaşı olayı tabii ve 35 vardır o mağara 35. olayı var. Geç kaydedilme olayları. Ya Fofana 30 yaşında falan durmuyor. Hı-hı. Kimse kimseyi yemesin yani ve Fofana yıllardır da ülkemizde dibi kaldı Samsun Spor'a yani. Samsun Spor şu an Fofana'nın dibini sıyırıyor ama hı-hı. seneye Fofana'dan da bir şey olmaz. Bir de 4 tane yabancı var seneye. Evet Samsun Spor'un 11'de. Seneye eğer Batu Kaplan bir planlama yapacaksa dinamik oyunculara gitmesi lazım. Yoksa Samsun Spor gene ki seneye lig bu seneden de daha zor olacak. Şimdiden söyleyelim. Aynen. Pendik geliyor. Pendik geldi Pendik Spor pardon. Sakarya geliyor. Playoff'tan bir takım daha gelecek aşağıdan. Rize geliyor yukarıdan. Rize düşüyor. Rize paralı bir kulüp. Hani kadro kurabilir. Belki kötü yönetiliyor ama kadro yapabilir. Aynen. Hasan Kartal'ın falan zamanını hatırlar. Rize ne takımlar yaptı ki. Bu sene de kötü bir, çok kötü yabancıları yok ama takımı hocalar yöneten. Yanlış seçildi. Bir de başkan ki antipatiklik yaptı. Herkes Rize'ye düşman oldu. Aynen. Göztepe sahipli bir kulüp. Mehmet Sepil sahipli birine devredecek gene kulübü. Göztepe çok dolu tribünlere oynayan ve iyi bir kadro kurabilecek İzmir'e çok rahat potansiyel getirebilirsin kadro. Bir Malatya orada bir şey yapamayacak. Malatya'nın durumu vahim. Malatya'yı anca çok zengin biri almalı. Yoksa onun dışında Malatya seneye averaj takımı olur yani o durumda. Aynen. O yüzden seneye lig daha zor olacak. Çıkamayan takımlar daha da yatırım yapacaklar belki de. Mesela sallıyorum Eyüpspor çıkamadı. Daha çok abanacaktır başkanı. Hı hı. Paralı bir başkan. O yüzden Samsun Spor'un seneye
iyi bir planlama yapması lazım. Yoksa seneye bundan da kötü olur. Kesinlikle. Net Bandırma yani. Spor'a geçelim. Şimdi Bandırma Spor'u öncelikle tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz kesinlikle. Şimdi Bandırma Spor için biz hep şunu söyledik sezon başında. Öncelikle geçen seneden alayım ve bu seneyi alayım. Geçen seneki kadronun hiçbir şekilde iyi olmadığını, transferlerin yanlış olduğunu ve bu takımın hiçbir şekilde playoff'a kalamayacağını söylemiştik. Beklediğimiz gibi oldu. Sezon başladığı zamanda da Bandırma Spor için çok iyi transferler yapıldığını, muhteşem transferler yapıldığını, sadece forvetle 6 numarada Mulumba'nın alternatifi konusunda eksikler kaldığını söylemiştik. Ki devre arasında Mulumba'nın bile yanına oyuncu geldi. Mehmet Özcan geldi. Mehmet Özcan sezon başı gelmiş. Şey pardon. İlk yarı vardı. İlk transferin sonunda Mehmet Özcan geldi. Aynen geldi, yanlış söyledim. Ve o bir anlamda şey oldu. Kulübede kaldı ama yine de şunu söyledik. Mulumba'ya gene de bir tane alternatif lazım dedik. Bandırma'ya devre arası 3 oyuncu geldi. Cüneyt Osman Köz, geldi. Kerim Osman Avcı İç, geldi. Beykan. Kerim Avcı da ilk yarı geldi. Beykan geldi. Aynen. Devre arası 3 oyuncu geldi. Aynen, Beykan Şimşek, Milutin Osmaniç, Cüneyt Köz. Aynen. Kerim Avcı ile Mehmet Özcan Ağustos'un sonlarına doğru Kerim geldiler. Kerim Avcı çok oynamadı uzun süre. O yüzden hep sonradan geldi. Gençler Birliği'nde sezonun ilk maçında gol attı Eyüp Spor hatta ama transferin son günlerine doğru Bandırma Spor'a çok geldi. Çok uzun süre oynamadı ya. Ben bir anda devre arası geldi diye söyledim. Şimdi Bandırma Spor'da bu sene iyi transferler yapınca biz zaten bu sene iddialı bir Bandırma Spor'un olacağını söyledik. Tabii canım. Şu anda gidişat da bizi şaşırtmıyor. Ve Mustafa Gürsel Hoca'ya verilen şansın da hoca için büyük bir fırsat olduğunu, eğer bunu doğru kullanırsa onun için de bir artı olacağını söylemiştik. Tabii. Ve şu anda da hocayı götürüyor. Ve bu sene Bandırma Spor eğer 1 ya da 2 puanla çıkamazsa o 3-0'dan 4-3 kaybettiği Denizli Spor maçı var ya, çok kafaları duvarlara taşlara vurma maçı o maç. Kesinlikle öyle. Şimdi ben de Bandırma Spor'un da kadrosunu okuyayım. Gökhan Değirmenci, Alisandro Santos, bunu da bize Oğuz Göçmez Bey bilgi olarak yazmıştı Instagram'dan. Buradan teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Bir sıkıntı olmadığını söyledi. Programımızı izlemişti. Aynen. Maçtan bir gün önce yazmıştı. Lokman Gör sakatlandı. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Omuzu çıktı takmışlar yerine oturtmuşlar ama tekrar bir sıkıntı olmuştu. Ambulansla ilgilendiklerini İnşallah söylemişlerdi. İnşallah. Hatta onun da bilgisini Oğuz Bey'den alabiliriz. Yazarız yani. Bu yani çarşamba günkü programımızda Bolu maçı var. Konuyla ilgili zaten yorum yaparız. Tabii. Alpay Koldaş, Caner Cavlum, Alpay çok iyi oynadı. Mehmet Özcan, Mulumba, Landel, Doğancan Davas. Doğancan Davas'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olsun. Levent Ayçiçek, Phil Kenny. Bence bu maçta Kenny önceki performansına göre iyi oynamadı. Ama bu maçta Caner, Alpay 2, Dos Santos 3, Gökhan bu sene en iyi maçını oynadı bence. Aynen. Bir tane hata yapıyordu az da. Topa vurdu, tomahaneye çarptı, burasına çarptı. Aynen. Ama onun dışında Gökhan... Tallo'nun çıkardığı 0-0'ken top maçı maç kazandıracak toplar çıkardı. Aynen yani. Öyle. Gökhan cidden bu sene hatta kesinlikle. Bandırma'ya geldiğinden beri bence en iyi maçıydı. Doğru. Ben seninle aynı görüşteyim. Ben Gökhan'ı en çok eleştiren insanlardan biriyim. Aynen. Ama Gökhan bu maçta resmen kaptan gemisini kurtardı ilk olarak, onu söyleyelim. Alpay'ı özellikle tebrik etmek istiyorum. Alpay'ın yeri normalde stoper ama sıkışınca sağ bekte kullanılıyor yani duruma göre. Alpay mükemmel oynadı ve Fofana oyuna girdiğinde şunu düşündüm. Acaba birebir de Alpay'ı yer mi? Çünkü Alpay ağır bir oyuncu doğal olarak bir stoper olduğu için ama Fofana'ya hiç geçit vermedi. Bu da çok önemliydi mesela. Ayrıca Caner Cavlan'ı tebrik etmek Asist istiyorum. Asist yaptı zaten. Caner bu sene bana göre Gökhan Süzen'le beraber ligin en iyi sol beki. Benim kendi görüşüm. Ya zaten Caner biliyorsun benim Danimarka'dan tanıdığım bir oyuncuydu. Geldiği zaman da çok net yorum yapmıştım. Hollanda'da da oynadı Emmen'de. Evet. Çok net yorum yapmıştım. Hani dedim ki Caner çok rahat iş yapar. Çünkü Caner Urfa'da oynadı, Bolu'da oynadı. İyi bir tecrübesi Türkiye'de. Olan, iyi bir disiplini Tabii. olan ve kaliteli bir oyuncu olduğunu bilerek bu yorumu yaptım. Ve bu maçta da, önemli maçta da bir asist yaptı mesela. Çıktı araya bir pas attı. Aynen. Mesela Samsun Spor'a bakıyorsun. Bir tane oyuncu beklerden katkı yapmadı. Ya Samsun Spor'un zaten beklerden ucum beklentisi yok ya. Aman bize gol yedirmesin yeter diyor artık tarafta. Bekten bir de orta mı bekleyecekler? Caner biliyorsun Tuzla'ya da felaket bir gol attı. Sağ ayağıyla bir de. Bu maçta da asist yaptı. Katkı yaptı. Lokman çok iyi oynadı sakatlanana kadar. Çok özverili, çok disiplinli ve konsantre bir şekilde sahaya kendisini verdiğini düşünüyorum. Alisson da Santos gayet iyi oynadı. Arada ileriye çıktı. Duran toplarda falan. Yani Bandırma Spor'da bence bu maçta özellikle Samsun maçında Kenny ile Levent Ayçiçek kötüydü. Diğer tüm oyuncular iyiydi bence. Sen katılır mısın bana bu konuda? Evet, Levent beklentilerin altındaydı. Lokman'a ayrı bir parantez açmak lazım. Lokman geçen sene 6 ayda kötü ve
etkisiz bir sezon geçirmişti. Biz zaten transferde yanlış bu. Aslında Bandırma Spor'un bu sene tek yanlış bulduğumuz transferi Lokman da, o da Altay'daki performansından ama dolayıydı. Ama Lokman'ın kariyeri çok iyi biliyorsun. Tabii bunu da söylemiştik Altay, ayrıca. Altay Antalya'da, Erzurum'da oynadığı her takım Süper Lig'e çıkıyordu. Hı-hı. Lokman'ın o tecrübesi çok fazla mesela. Altay biraz bizi şey yapmıştı. Yanıtmıştı. Ama Lokman bu sene bildiğimiz Lokman gör gibi oynuyor ve müthiş kesinlikle oynuyor burada. Bir de Bandırma Spor'la alakalı şunu çok merak ediyorum. Yabancı transferlerini kim yapıyor? Hangi menajerlerden geliyor? Onu biliyorum geliyor ben zaten. Sen biliyorsun, ben sana ama söylemiştim. Ama hepsi mi? Evet. Yabancılar onda. Öyle mi? Genç bir kişi vardı. Özellikle tebrik etmek istiyorum. Tabii ki yine şundan dolayı, şeyini yapmamız lazım. Yani Bandırma Spor'un, ya şu gelen yabancılara bakıyorum. Hakikaten hiçbirinde 3 kağıt yok. Belli yani. Ya tüm kaliteli oyuncular. Kaliteli oyuncular. Hadi Landel'i ayırıyorum. Ben Landel'i... bir Osman için hani iş yapamayacağını düşündüğümü söylemiştim ama Osman şu anda beni olumlu anlamda yanıltıyor. O da son 3 maçta gol attı. Şöyle evet. Tuzla'ya gol attı. Bu maçta gol attı. Altın... Karadağ'yla gol attı. Milli maçta gol attı. Aynen. Ben şunu söylemek istiyorum özellikle. Ya şimdi birçok takımın yabancı transferlerine bakıyorum. Bir de Bandırma Spor'un yabancı transferlerine bakıyorum. Şimdi Kenny'yi kimse bilmez bu ülkede değil mi? Mulumba ilk defa Türkiye'ye biliyorduk geliyor. Biliyorduk ama. Ama şöyle çok kişi bilmez. Tabii onlar bilmez aynen. Kapalı kutubu oyuncular. Alisson Dos Santos ilk defa Türkiye'ye geldi. Ve İsrail Ligi'nden falan geldi Alisson. Ama bakıyorsun bu oyuncuların hepsi iyi oyuncular. Kim getirmişse bu oyuncuları helal olsun, tebrik etmek lazım. Hiçbir üç kağıt yok belli yani. Düzgün oyuncu getirmiş adam yani, getiren kişi helal olsun. Ve hani o beyefendi kişiyi tebrik transfer ediyorum. Transfer yapmak için yapmamış. Aynen. Bu takıma katkı verecek. Landel'i ayrı tutuyorum. Landel'i Türkiye'de futbolu yakından takip eden herkes. Akabuyeze'yi de biliyoruz buradan. Tabii Akabuyeze daha geçen sene Ümraniye'deydi. Ondan önce Bolu'daydı ama bak Alisson, Kenny, Mulumba. Bu oyuncuları kim getirdiyse helal olsun. Bu oyuncular Türkiye'ye ilk defa geliyorlar yabancı piyasadan ve ilk defa ligimizde oynuyorlar. Fakat üçü de aslanlar gibi oynuyor. Alisson ve Mulumba bu takımın, ve Alisson Lokman'la lideri de savunmada, Mulumba da patron orta sahada. Kenny de deli dolu bir oyuncu ama olumlu anlamda deli dolu bir oyuncu. Deli fişek tabir edebileceğimiz çok iyi bir oyuncu Kenny. Kesinlikle öyle yani. Kenny'den bence Bandırma iyi para kazanacak. Bana tabii öyle geliyor. Kenny mesela Spor geldiği zaman da biz şunu söylemiştik. Şu anda kapalı kutu. Tabii. İyi kötü bir şey söylemiyoruz. Genç bir oyuncu. Gelişime açık. Hani eğer katkı yaparsa, yani kendini gösterirse hem Bandırma Spor'a yarar, hem Bandırma Spor'a performans anlamında yarar, hem bonservis anlamında yarar. Tabii dediğin canım gibi, hem de Kenny'nin kariyer anlamında yarar. Bir de Kenny'nin şöyle olumlu bir yanı var. Kenny santrafor oynuyor. Tamam ama Kenny'yi kanada atıyorsun, orada da verim veriyor. Ki o sayede sen bir forvet daha kullanabiliyorsun. Evet. Bu da ikilemeye, hani çiftlemeye falan döndüğünde büyük artı oluyor. Kesinlikle. Hani bu anlamda baktığımız zaman da Bandırma Spor zaten hem yerli oyuncular olsun hem yabancı oyuncular olsun cidden transferde hata yapmayan, hata yapsa bile çok düşük bir yüzdeyle hata yapan bir takım oldu. Bak, ve geçen hani sene... atıyorum sezon başında hata yapsa mesela, ki mesela diyoruz işte bazı noktalarında yaptı. Mesela forvet boş kaldı, işte 6 numara pozisyonu falan boş kaldı diyorsun. Devre arasında da, yani sezon başında da az hata yaptığın için devre arasında senin hamle yapma şansın çok rahat oluyor. Çok az. Ama mesela Samsun Spor gibi veya daha fazla takımlar, tabii, yani hata yapan takımlar için çok fazla hata yaparsan devre arasında bunu zaten telafi edemiyorsun. Çünkü hem zamanın dar, hem oyunculu getiremiyorsun, sözleşmeli oluyor, bonservis vermen lazım. Çok zor oluyor. Oyuncu gitmiyor. Aynen, bu anlamda Bandırma Spor'a da özellikle hem yönetimini hem de transfer komitesini tebrik ediyorum. Tebrik etmek lazım özellikle. Kim yapıyorsa helal olsun gerçekten. Bir de ben sana şunu da sormak istiyorum mesela. Samsun Spor neden kullanmadığı yabancıların sözleşmelerini feshetmiyor? Gönder oyuncu al, hedefin yok, varsa. Yok, feshetmiyor değil. Şu an feshedemez çünkü para ödemek zorunda. Ama dondursun. Bak Eyüp Spor yaptı, feshetti. Ama Stanku'yu gönderdi. Ama parasını ödemişti. Ama işte sen hedefe gidiyorsan bir şeyler yapmak zorundasın. Şimdi şöyle, Samsun ne yapması lazım? Şu Rusya-Ukrayna krizindeki fırsatı değerlendirmek için söylüyorum. Savicevic, Cinari, Bah, bunların gönder şeyini ya. Dondur. Bak dondur, aynen, gönder deme. Kolay olmuyor çünkü. Parası falan var, zor o sözleşmeler. Dondur, tamam mı? Dondur. Getir iki tane adam. Getir. Katkı al. Sezon sonu geldiği zaman da o adamları, dondurduğun adamlarla otur, konuş, anlaş, gönder. Ama çünkü ben gönderemiyorsun sana, ben sana bir şey sormak istiyorum. Bak Menovic'te ne oldu? Para verdi, gönderdi. Ama sen bu adamları takımda tuttuğunda gene aynı paralarını vereceksin. O zaman şimdiden ver kurtul. Ama burada şöyle veriyor. Şimdi burada bu seneyi veriyor ama orada yani gönderdiğin zaman da derim 3 senelik sözleşme mi yaptın? Hepsini veriyorsun. Ya bunlar kolay şeyler ama değil. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Bu oyuncular seneye gene arıza çıkartır. Ya gitmez. Öyle Cinari'ye zaten kim verecek bu parayı ya? Orası öyle zaten ama. Sabiçeviç'e de vermez. O zaman vermez sen. Vermez zaten, aynen. Ama ben de şunu demek istiyorum. Ben şundan diyorum. Şimdiden... Söyleyeyim sen devam et. Hani devre arasında bu manevra yapmak kolay olmadığı için söylüyorum, anladın mı? O anlamda. Devre arasında zamanın dar ya. Samsun Spor sezon başı da bu manevrayı yapamıyor ama.
Yok şey anlamında söylüyorum. Sözleşmeyi bitirme anlamında söylüyorum. Ben de şunu demek istiyorum. Ya sen zaten bu oyunculardan elinde sonunda kurtulmaya çalışacaksın. Uh-huh. Şimdiden gönder bunları. Git 10 numara al bir tane. 10 numaran yok. Forvet al. Bek al. Ya da bek al. Adam lazım. Samsun Spor bu kadroyla playoff'a kalsa bile çıkamaz eskaza. Zaten playoff'a kalabilirse bir tane indirebileceği takım var oradan. İstanbul Spor. O da zor görünüyor. Eğer Manisa FK'ya da kaybederse Samsun Spor. Manisa geçmiş oluyor Samsun'u. Evet, artık hiç playoff şansı kalmıyor yani. Belki matematik puan olarak kalır ama mental olarak kalmaz. Ben şunu anlayamıyorum. Samsun Spor'un eğer bir hedefi varsa, bir şeyler yapmak istiyorsa fedakarlık yapılmak zorunda. Tabii ki yapılması lazım. O zaman da sen Çinari'yi, Bahı, Savicevic'i gönder gitsin. Git Ukrayna'dan, Rusya'dan adam gibi bir iyi bir 10 numara al eli ayağı düzgün. Var, çok iyi oyuncular var ya zaten. Ya çok oyuncu var. Şimdi işte Gerson'la Thiel geldi. Tuzla Spor'un aldığı oyuncular mesela Harris. Çok iyi. Kötü. Kayamba'dan iyi oyuncu. Aynen. Ben sana söyleyeyim. Öyle zaten. Bak Kayamba için de yorum yaptık geldiği zaman da. Karşılığını vermedi mi sence? Yani bak hiçbir şey yapmıyor. Kayamba mesela hani ilk çıktığı bir maç vardı, sonradan girmişti. Hangi maçtı o? Takımı rakibi hatırlayamıyorum. Bursa çok kısa süre oynadı. Taraftarlar ne dedi? Muhteşem oyuncu galiba işte dönüyor, çekiyor, mekiyor. Bir foul falan aldırdı ben ya. Ben dedim ya abartmayın dedim, bir şey yok dedim oyuncuda. Tabii. Ya ne oldu? Yine aynısı. Ya abartıyoruz bazen. Abartmayın, yok yani. Ya Samsun Spor devre arasına gitti, Tolcay'ı aldı, Ensar Arslan'ı aldı. Ya bu adamları alacağına... Ya transfer yapma, git hayır parası diye dağıt, ihtiyacı olan insanlara daha çok sevaba girersin. Ya Ensar Arslan, Tolcay, bunlar et mi, balık mı, tavuk mu, ne olduğu belli olmayan futbolcular ya. Senin meşhur Samsun sizin. Spor resmen göle maya çalıyor sürekli. Bak Bandırma Spor'a 3 tane oyuncu aldı. Ne oynadığını bildiğin oyuncular. Beykan alternatif oyuncu olarak geldi. Beykan yetenekli bir oyuncu Beykan. Ama mental problemlerinden dolayı geriye gitti. Evet. Beykan çok disiplini biraz... yok. Aynen ama yetenekli oyuncu. Tabii fakat ki. Bandırma'ya 11 oyuncusu olarak gelmedi. Burada ya Bandırma'da Puçko kadroya giremiyor. Hı hı. Levent ve Doğancan'ın formundan dolayı. Düşün. Puçko gibi bir oyuncu. Puçko Kayamba'dan daha iyi oyuncu. Ha, tabii ki. Düşün. Ha, öyle zaten. Arada öyle bir kalite farkı var. Hı hı. Ve Bandırma Spor çok daha az bir bütçeye kurulan bir takım. Samsun Spor için acı olan taraf bu bence. Hı hı. Bence de öyle zaten. Yani bunu zaten sezon başında da söyledik. Hatta ben sana bir soru yöneltmiştim, bunu iyi hatırla. Hatırlıyorsundur zaten ki Samsun Spor taraftarları da hatırlıyordur. Yaklaşık birkaç ay önce ben sana şunu söyledim. Dedim ki Samsun Spor'un kadrosu o baştaki 6 takımından da aşağıda demiştim. Gerisinde hepsini zaten. O zaman söylemiştik. Tabii. Yani biliyorsun. Eyüp Spor'un 2 hamle yapmadan önce kadrosu da Samsun Spor'dan gene daha iyiydi. Şu an çok daha iyi oldu bence. Daha iyiydi ama Eyüp Spor'a ben biliyor herkes. Geçenki programda da söyledim. Eyüp Spor eğer bu 2 transfer yapmasaydı ben sezon sonunda bu ligde kalacağını söylüyordum. Ben çünkü Eyüp Spor'dan bu 2 oyuncu kalitesinde kaliteli transferler ya, bekliyordum. Tabii. Yapamadılar. Ama şu 2 transfer gelince benim o görüşüm kalktı. Çıkar demiyorum ama kalktı. İddiasını arttırdı. Hatta şunu söyledim ben zaten. TFF Bincik programımızı izlediyse Samsun Spor taraftarları. Dedim ki Ankara Gücü Eyüp maçında eğer Eyüp Spor'un 2 yeni transferi oynarsa Eyüp Spor kesinlikle kaybetmez dedim. Hatta tekrar açıp izleyebilirler. Doğru. Ama onlar olmazsa da Ankara Gücü'nün en kötü yenilmeyeceğini, kazanma ihtimali yüksek olduğunu söylemiştim. Batu Kaplan'ın yorumları için ne düşünüyorsun? Ya, 20.000'e 45.000 olayı. İşte program başında da söyledim yani. Dedi ya onlar düşünsün. Bence Samsun düşünmeli. Bak Eyüp maç kazandı oyuncularla. Bir de Ankara Gücü'nü yendiler. Aynen. Ligin Samsun en zor deplasmanlarından biri. Düşünmeli ki biz keşke bizi oyuncular getirseydik de Bandırma maçını biz alsaydık. Yani. Değil mi? De düşünmüyor mu sence? Tabii. Yani Batu Kaplan da bence çok fazla açıklama yapmaya başladı. Batu bence, Kaplan bence gereksiz yere fazla konuşuyor. Ya bence sosyal görüşüm. Medyada çok fazla yorum yapıyor. Aynen. Çok fazla yazıyor. Bence gerek şu an yok. Sessiz kalmalı ve... Sessiz kalıp yaz dönemini beklemesi lazım. Aynen. Önümüzdeki sezonu beklemeli. Aynen. Tam yani bu transferlerde... Yaptığı açıklamalar veya farklı şeylere yaptığı yorumlarla taraftarların antipatikliğini kazanıyor. Sinirlendiriyor taraftarları. Taraftarlar zaten yorumları sinirli. Yorumları görüyorum. Kızıyorlar vallahi. Şimdi taraftarlar aktı kardeşim. 2 tane adam çıkmış zımba gibi oynamış, gol atmış. Ve bu adamlar zaten iyi oyunculardı. Abi. Ya 2 tane oyuncuya ver parayı. 10 tane adama ver bak. Cinare 1, Savicevic 2, Beta 3, Bah 4, Ensar Arslan 5. Ya 6 diye 10 tane oyuncu sayıyorsun. Hüseyin Öztürk. 10 tane oyuncuya vereceğin yerde 2 tane oyuncuya ver ya. 10 tane alacağına 5 tane al, sağlam al. Bak başkan bak diyor ki bak şimdi çok güzel bir örnek olacak. 20.000 euroya 45.000 euro. Arada kaç fark var? 25.000. Başkan Bah'a 35.000 euro çerez parası dedi. Çerez parası aynen. Nasıl olacak? Mehmet Akgüz'e kaç verdiler? 180.000 euro. Onu ekle. O şeyi ekle. Melinovic'i, Dede'yi. Bilmiyorum. Onun da Mehmet Altıparmağ'ın oyuncusu. Bir de Napre daha gitti. Oynamaya başlamış şimdi. Normal. Geçen penaltıdan falan gol atmış. Aynen. Yani biz bunları çok söyledik. Bir de Melinovic için Tomane'den daha iyi diyenler vardı. Aynen. Hatta şunu demişlerdi. Uzun boyu uzun. Kafa topu indirir, vurur, gol atar. Bize katkı verir. Biz bunu yaz döneminde
Sıcağı sıcağına konuştuk. Cinare geldiği zaman da uyarı söyledik başkana, başlıklı uyarı. Bunu kim yapar? Hangi yorumcu yapar? Yalamak için de adam... Aynen öyle. Yani en iyi oyuncu... Adamlar Balıkesir Spor'u Priyov adayı söylüyorlar yalamak için ya. Ya sezon başında. Ya? Sezon başında biliyorsun Balıkesir... sen. Sen biliyorsun. Balıkesir Priyov'a değil. Sen biliyorsun zaten Balıkesir ne olduğunu da ben söylemiyorum. Of of çekerler ha. Ya ne Priyov yani ya. Biz de yalamaya kalksak biz her takım hatta biz Samsun'u yalamamız lazım. Vallahi çünkü niye? Bak... Destek aldığımız için. Biz ama Eyüp, yapmıyoruz biz. Eyüpspor'u eleştiriyorduk. Eyüpspor yönetimi gitti, iki tane sağlam oyuncu aynen. Aldı. Aynen. Samsun yalsaydı. Biz takımları uyandırıyoruz. Biz kimseye yalakalık. Ya biz niye Bandırma Spor'un transferlerini tebrik ediyoruz? Eyüpspor tarafı da bak, bizi izliyor zaten. Bandırma Spor'da hiçbir üç kağıt olmadığı belli transferlerde. Üç tane yurt dışından oyuncu geldi. Kimsenin tanımadığı. Alisson, Mulumba, Kenny. Üçü de iyi. Aynen. Hiçbiri patlak çıkmadı. Samsun'a gelen oyuncular düz yolda yürüyemiyorlar. Öyle tabii ki. Melinović. Hava topu indiriyor diyorlardı. Melinović sadece Samsun'da sahillere indi. Aynen ve mesela geçen sene Bandırma Spor'da Samsun Spor gibi transferlerde hata yaptı. Ama bu sene Bandırma Spor ders çıkardı. Aldı. Ve hepsinde doğru ya transferler Samsun, yaptı. Bandırma Spor geçen sene o kadar yanlış transferler yaptı ki Halilović aldı. Ben Halilović'i her hafta eleştiriyordum burada. Aynen. Emir ben Pote'ye söyledim yürümeye mecal yok. Sıra gitti. Sıra dedim ki. Hayatta oynayamaz. Herkes dedi ki Anzi'de oynadı, Atletico Madrid'de oynadı. Monaco'da oynadı. Ne oldu? Galatasaray'dan gitti. Gitti. Adam bir evlendi, hayata kaydı. Evlenmişti biliyorsun şeye gitmiş, düğün yapmıştı. Düğün yapmıştı. Yani öyle, biz doğruları söylüyoruz tabii ki. Canım. Bak Bandırma Spor taraftarları da geçen sene bizim o yaptığımız yorumlarda bizi eleştiriyorlardı. Bizi hep kötülüyorsunuz de beni özellikle. Ben çok fazla söylüyordum çünkü. Son bu senede bize yazıyorlar. Sonra da var ya sen gerçekten biliyor musun aynen dediler. Öyle. Tebrik ettiler. Bu senede söylediğimiz yorumlar dedi ki siz gerçekten objek değilsiniz WhatsApp'tan dediler. WhatsApp'tan bile yazanlar var numaramızı falan aynen. Bulup böyle teşekkür ediyorlar sağ olsunlar ya. Biz gerçek neyse aynen, onu söylüyoruz. Aynen bizim için ne Bandırma ne Samsun ilgilendirmiyor ki. Biz, hani biz ne babamız ne anamız ne Bandırmalı ne aynen. Samsunlu. Biz Sivas Spor'u da Erzincan'ı da gerekli. Ben Erzincan'ı gömüyorum bana düşmansın aynen, diyorlar Erzincan'a. Sivas Başkanı kaç hafta benim numaramı istedi yani söyleyelim eleştirdiğimiz için. Biz takımların menfaatine konuşuyoruz. Aynen. Ciddiye alan dinler, kendi lehine çevirir. Ciddiye almayan da kendi bilir. Sonuçta kulüplerin transfer paraları bizim cebimizden çıkmıyor. Tabii. Bizi ilgilendirmez. Bizi de kazandırmıyor bir şey. Aynen. Ben, şimdi ben Cinari'yi mesela. Ben oyuncuyu getiren menajer de değilim. Sen de bize ki. Ne? Bizi ilgilendirmiyor ki. Kendileri bilirler. Aynen. Bize mesela ne? Ben şimdi Cinari'yi uyarmışım değil mi? Örnek veriyorum şimdi. Mesela Samsun yetkililer onu izleyip. Tabii. Almasa ne olacaktı? Şimdi kadro ne güzel bir tane yabancı olmayacaktı. Hakkın oluyordu. Hakkın olacaktı. Bak, bir tane işte Rusya'dan ne bileyim işte o Ukrayna, Gerson'dan, T'den belki birisini alabilirdin tabii, örnek. Bak mesela senin... Bah kulübede bile yok. Bah nerede? Aynen bah nerede Allah aşkına ya. Merak ediyorum. Samsun'da cidden. Kafelerde takılıyorlar mis gibi. Paraları alıyorlar. Hı hı. Boş garip yere yani. Adam tutuyorlar takımda. Bu kadar acı aynen. Gerçek. Bandırma Spor'u tekrardan aynen, tebrik aynen Bandırma edelim. Spor'u özellikle tebrik ediyoruz. Buradan Onur Geçmez Başkan ve Oğuz Göçmez tebrik Bey'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Samsun Spor cephesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çarşamba günü Manisa Futbol Kulübü Samsun Spor özel programını yapacağız. Aynen. Buradan Samsun Spor taraftarlarına da Bandırma Spor taraftarlarına teşekkür da ediyoruz. Yoğun ilgi ve destekleri da. İçin çok teşekkür ediyoruz ve selamlarımızı yolluyoruz. Aynen öyle. Tekrardan çarşamba günkü programda da görüşmek üzere diyelim. İzleyen herkesten öncelikle abonelik ardından kanalımıza öncelikle kanalımıza abonelik ardından videomuza beğeni ve yorumlarını ve sosyal medya hesaplarından da takip etmenizi bekliyoruz. Özellikleri herkese iyi seyirler diliyorum. Bandırma Spor'da tekrardan galibiyetini tebrik ediyorum ve kutluyorum. Ben de sana teşekkür ederim. Rica ağzına ederim, sağlık. Sağ öncelikle Bandırma Spor'u tebrik ediyoruz. Önemli 3 puandan dolayı. Hem Samsun'a hem de Bandırma'ya selamlarımızı aynen gönderiyoruz. Öyle. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.